Ve şimdi de bir Skype bağlantımız var. Alspor yorumcusu Erman Toroğlu bizlerle. Hocam selamlar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Hocam evde günleriniz nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz, nasıl vakit geçiriyorsunuz? Bana ben şanslı, benim evde bahçe var. Bahçeye çıkıyorum, dışarıya fazla çıkmıyorum. Yan tarafım zaten orman. Yani bu olayı şanslı geçirenlerden biriyim. Evet, peki bu dönemde tabii işimiz gereği takip ediyoruz. Neler oluyor, bitiyor. Bunun dışında herhangi bir hobi edindiniz mi? İlginç şeyler var mı şu an yaşamınızda? Ne dersiniz? Ne gibi, hangi konularda? Yani mesela birçok kişi hocam yemek yapmaya başladı. Değişik hobiler edindi. Siz hani sosyal anlamda nasıl geçiriyorsunuz evde, iş dışında vaktinize? Ben yemek yapmayı zaten severim. Bizim site bir de ormanlık arazide. Yani yürüyüş yapıyoruz. Arkadaşlarımız var, belli mesafelerle konuşuyoruz. Yani ben bir aydır takriben buradayım. Gayet de güzel geçiyor. İhtiyaçlarımızı alıyoruz dışarıdan. Şu var, yani hayatta bunu da görecekmişiz, bunu da gördük. Evet, peki sağlıklı günler. Şeyler görmeyelim de, ama çok da kötü bir şey değilmiş. Yani mesela evdeki bazı şeyleri yapmamışım, onları yaptım. Yani yapmadığımız şeyleri yapıyoruz. Onlar da faydalıymış demek. Aynen, ben de aslında bunu sormaya çalışmıştım. Hani bazı şeylerin belki de hocam dediğiniz gibi kıymetini anladığımız bir dönemde oldu bizler için. Gündemine biraz konuşalım. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepin'in açıklamaları oldu. Liglerin 12 Haziran'da başlayabileceğini söyledi. Siz neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi ben dinliyorum. Demin biraz evvel de Hikmet'i dinledim. Antrenörü, arkadaşımızı. Şimdi tabii her kafadan bir ses çıkıyor. Tamam da. Şimdi bizim patronumuz UEFA. Patronumuz UEFA. Ben bunu böyle yapacağım derse, sana da tarih koyarsa, biz bunu yapmaya mecburuz. İstediğimiz kadar öyle böyle şöyle diyelim. Hikmet arkadaşım diyor ki yabancı oyuncu gelmezse, gelecek. UEFA eğer ben bunu oynatıyorum diyorsa, o yabancı oyuncu gelecek. O yabancı oyuncu gelmezse devreden çıkacak, hakkını da alamayacak. Yani UEFA madem bu işin başı, madem onun dediği oluyor bir yerde, bunlar da mutlak doğru karar vereceklerdir. Aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Evet, bu iş yavaş yavaş düzelecek. Yani bu gözüküyor. Yani Mayıs'ın sonuna doğru falan bu işler belli şekillere gelecek. Ama ilk başları nasıl oynanacak? Yani her takım kendi sahasında mı oynayacak? Yoksa Alanya, Antalya gibi bir yer seçilip oraya bütün takımları toplayıp 3 tane saha var orada oynanabilecek. Hatta 4. Orada mı oynatılır 2 gün, 3 gün zarfında? Yani haftanın maçları daha bir kısa vadeye sokulur. Ne bileyim, testler yapılır. Testlerde pozitif çıkanlar ayıklanır. Mümkün olduğu kadar güvenlik açısı, sahadaki görevlilerin adetleri azaltılır. Yani bunun bir çaresi vardır. Tamam da bu mutlak surette oynanmalı. Yoksa oynanmadan şu andaki lig tescil edilsin mantığı belki yanlış. Evet. Bu arada siz de aslında değindiniz. UEFA da Ağustos'a kadar liglerin bitirilmesini istedi. Federasyon da liglerin şimdi 26 Temmuz'da bitirilmesini planlıyor. Yani bitebilir mi? Tabii bu olayın gidişatı da nereye varacağı da çok önemli hocam. Ne dersiniz? Ya şu var, yani bu tabii enteresan bir olay oldu, olmayan bir olay oldu, evet. Ama dünyada tamam bu çok değişik bir virüs çıktı bilir ama şu anda dünyada trafik kazalarında, hani normal hayatta trafik kazalarında veya gripten veya başka bir hastalıktan ölen acaba kaç kişi var? Ben onu çok merak ediyorum. Mesela bugün dünyada koronavirüsten diyelim ki şu kadar insan öldü. Peki gripten, kanserden, ne bileyim, ciğer hastalığından filan kaç kişi öldü acaba, onu merak ediyorum. Bundan konuşulmuyor. Biraz fazla mı biz bu işin üzerine gittik? Yani bütün dünya biraz fazla mı odaklandı? Dikkat edin bakın. Dünya yavaş yavaş, ya tamam kardeşim virüs de virüs de bu işte böyle değil yani, bir yerde de normale dönelim havasına girdiler. Koronavirüsten ölen diyelim 1-3 kişi. Peki trafik kazasında ölen dünyada kaç kişi var? Veya
Veren'den ölen kaç kişi var veya Grip'ten ölen kaç kişi var? Evet. Bence bunlar da açıklansa iyi olur aslında. Bir de hocam tabii bir takım alınan önlemler de, yani planlanan önlemler de var biliyorsunuz. Ligler her takımın kendi sahasında ama seyircisiz oynanmasını planlıyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi seyirciyle oynatamazsınız bir. İki, bakın seyircisiz oynattığınız şekil doğru. Bence doğru şu aşamada. İkinci şekil, sahaya fazla sivil sokulmamalı. Fazla güvenlik sokulmamalı. Yani zaten iki takım gelecek. Yani mümkün olduğu kadar insan adedini azaltarak bu işi oynatmak lazım. Hatta bana kalsa ben belli bir oranda mesela Antalya, Alanya gibi yeri seçip bütün takımları oraya çağırıp bir ay tarzında bunu bitirebilirsiniz. Anormal değil. Evet. Peki. Yani seyahat olmaz, gitme gelme olmaz. Hiç olmazsa takımlar da kontrollü olurlar. Futbolcular kontrollü olurlar. Hep beraber bu sezon bitirilir. Çünkü bu anormal bir şey. Normal bir şey değil. Buna uyacağız. Ve bunu bitireceğiz. Ve bunu oynayacağız bence. Ve oynamamız lazım. Evet.